hocam e, malum bizim mesela bu global gıda şirketleri işte çikolatalar şudur budur e, içecekler. E, Avrupa'daki mesela şeker, karbonhidrat vesaire ile Türkiye'deki çok farklı. İşte suya katılan florür vesaire gıdaların ham maddesi işte ata tohumu konuşuluyor. Toprak sizin hep değindiniz toprak değişiyor. Toprak kardeşim diye Toprak. bağırdınız. Hocam ya hani diyoruz ki başımızda hani devletin milletini seven insanlar olduğuna inanıyoruz. Böyledir diye umuyoruz inanıyoruz da. Şimdi hocam niye böyle yani buna niye önlem alamıyor belli bir yani orada mı lobicilik var aşılamıyor mu yoksa hani gözüktüğü Efendim, gibi. Efendim ben her videoda söylerim Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı bize ait değildir. Bu da tarihimiz boyunca böyledir. Ama ikinci madde tarlaya gittiğinizde çiftçiyi de bu konuda kolay kolay ikna edemezsiniz. Çünkü çiftçinin de şöyle bir tavrı vardır senin dediğin gibi yaparsan benim çok çalışmam lazım hasta oluyorlar bilmem ne oluyor bitkiler ben bunun başında bu kadar söylediğim vakit geçiremem niye çünkü beyefendi orada kahvehaneye gidecek gezecek tozacak bilmem ne yapacak ve şurası da bir gerçek Türkiye'de fakir kalmış bir tane tarlada çalışandan bulamazsın mümkün adıyla yani bütün çiftçilerimizin durumu hali vakti yerindedir İstedikleri kadar kısınlar ben köylerde dolaşan bir adam. Hangi köylerde yoktu? Tarım olmayıp hayvancılık yapanlar çok sıkıntı çektikleri dönemler vardır. Ama genel olarak büyük sıkıntılar olmaz. Sebep mesela geçen sene Manisa'nın üzüm hasadından sonra bütün köyler jip aldı mesela. Git bütün Manisa'nın köylerinde jipler doldur her taraf. Ben söylemiyorum oradan gelen çocuklar da çalış, çalışanlar da anlatıyorlar. Sebep nedir? Bizde çünkü yeni bir yatırım yapma derdi yoktur. Ben Manisa konferansında anlattım. Manisa Sultaniye üzümünün Mevcut olma sebebi Manisa'da yaşayan insanların 1650'li yıllarda Avrupa'ya yaptığı seyahatlerdir. Kendi aralarında para toplamışlardır. İşlerinden 3-4 kişiyi Avrupa'yı, İspanya'yı, İtalya'ya, üzümlere bakmaya göndermişlerdir. Peki senin çiftçileri bugün böyle bir şey yaparlar mı? Hayır. Daha verimli üretim için bir Avrupa'yı gezelim derler mi? Hayır. Fuara giderler Antalya'ya. Fuarı gezmezler. Bir sürü hınzırlık yaparlar evlerine dönenler çok yorulduk derler. Nerede yoruldukları soru işaretidir. Hakikat şuraya geliyoruz efendim. Gene geldik tembelliğe. Şimdi hep sen millete dem vuruyorsun diyenlere de şunu derim. Dedim ya başta Tarım Bakanlığı meselesi. Bizim topraklarımızda uygulanacak olan yöntemi özellikle Avrupa Birliği'nin seçmiş olduğu toprak yönetimini bize kabul ettiler. Bunu kabul edince ne oldu? Biz topraklarımızı inanılmaz kimyasallarla mahvı perişan ettik. Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda yurt dışından böyle giderse toprak ithal etme zorunluluğu başlayacak. Ben olsam şimdiden başlatırım. Neden? Çünkü benim ülkemde hala tarım üretimi yapılamayan kötü topraklar var. Bunları değiştirmeye mecburum. Ve kimyasal yöntemlerle ya da organik yöntemlerle bunları yapmanın hepsi mümkündür. Bir başka olsun bizim için tarımın buğdaydan, arpadan çıkması gerekiyor. Biz dünyanın en büyük endemik bitki florasına sahip ülkelerinden biri olarak sadece bunlar üzerinden satış yapabilecekken bu tarlalardan bazı bitkilerin toplanması yasak, ilaç yapılması yasak, kaynatıp çayını içmek yasak. Bir tutsam belki 300-500 bin lira cezası var. Şimdi gene geldikleri mevzuatı yazan Siyonist anlayışa. Dolayısıyla Tarım Bakanlığı'nı döneceğiz, millileştireceğiz, yerli hale getireceğiz anlayış. Mevzuatı baştan yazacağız, toprağımızı temizleyeceğiz, tarlalarda çalışan insanlarımızı alacağız, götüreceğiz, dünyanın farklı ülkelerinde yapılan uygulamaları göstereceğiz. Bu iş çok rahat yapılır ve şöyle söyleyeyim, şu anda tarımı doğru işletseydik, eğer Türkiye gelir bütçesinin yüzde 20'si veya da yüzde 20 ila 30 arası tarımdan sağlanabilir olurdu. Yani eldeki ciro'nun en az 10 katı evet. çok rahat elde edebilirdi. Ya hocam işte söylediğiniz gibi üretmek biraz elin taşın altına koymak sadece o Facebook Twitter paylaşımlarıyla değil gerçekten bu millet için. Sosyal medya ile ilgili bir mevzuyu konuşmak istiyorum. Hocam biliyorsunuz hani devletlerin kuralları vardı. Sosyal medyalar da artık bir devlet hatta devletler üstü bir hale bürünmüş durumda. Ve benim burada yakın bir arkadaşım bir firmada çalışıyor. ismini vermeyeyim ama bu sosyal medya şirketlerinin aracı firmaları var. 200 300 bin kişinin çalıştığı. Bilirsiniz hocam. Bu firmalarda denetliyorlar. Hani bizim gönderiler nasıl banlanıyor evet. işte şey oluyor ya. Aslında konuşulması yasak imzalanan şeydir ama gazetecilik şeyiyle biraz sorduk ettik. Ee, böyle üstü kapalı da olsa bir şeyler söyledi bana ve orada da çıkan şey şu oluyor. Senin devletinin kuralının hiçbir hükmü yok. Yani yok. sen işte Ermeni şunu tanımışsın... bir şey şu tanımamışsın yok LGBT sen çöp, çöp, çöp. E diyor ki ben ben hangi ülke? Işte Amerika, Silikon Valley, Silikon Valley. Neyse bana aktarılan. Ben bütün devletler onu uygularım Ha, hafif konular vardır Nedir mesela? Biz de affedersiniz. Köpek demek mesela şeydir. da tatlı dedir. Böyle şeyler. Anlattığı şeyi söylüyorum. Ya burada bu kadar büyük bir aslında imparatorluk bu sosyal medyalar artık değil mi hocam? Yani devletler üstü bir imparatorluk. Ee, yani biz burada acaba mücadele ettiğimiz sanarken. Yoksa nasıl nasıl bir Şimdi şey? Şimdi biz ne? buraları kullanmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Ama başka platformlar üretmek lazım Çin gibi. Çin'in TikTok'u üretip Amerika'ya bugün kafa tutması gibi kendi platformlarımızı kurgulamamız <laughs> gerekiyor. Ama işte bak burada da aynı handikaplar var. Şimdi işte Türkiye'de bakıyorsunuz bir Netflix var bir Eksen var. Evet. Dolayısıyla Netflix'in maddi gücüne bakarak eksene destek verme konusunda Türkiye'nin ne kadar geride kaldığını görüyorsunuz. Dolayısıyla yine döndük fonlamaya. Bir arada yapma kültürünü oluşturmaya. Silikon valisi bir arada tutan şey fonun ortak olarak kullanılması. Yani bilginin de yani bütün kodların açık kaynak birbirini destekleyebilmesi fonun da birbirini destekleyebilmesi. Yani geldik yine bizim kültürümüze. Ne olursa olsun kardeşine omuz vermek, sahip çıkmak, beraberlik ve birlik duygusu. Ben yayında iki defa birlik duygusundan bahsedince ha bak gördün mü gene millete gaz veriyorsun diyorlar. Ya dünya bu mantıkla çalışıyor güzel kardeşim. Dünya bu birlik İlk mantığıyla bölümde çalışıyor. İlk bölümde söylediğiniz şey işte, siyonizmin birbirini nasıl tuttuğu. Nasıl evet gibi çok sahip. basittir ya siz Yahudiyseniz dünyanın her tarafında rahat edersiniz. Ya bu bana ait olan bir şey. adam kullanınca başarılı oluyor. Çok basittir yani. Dolayısıyla bu hakikatle bakmak lazım meseleye. Ve e, bu noktada ben e, Türkiye'nin de eğer farklı minvalde bakış açısına sahip olup bu üretim kapasitesi arttırırsa nerelere gideceği iyi bilindiği için de kemer sıkma politikası ile geldiler. Birisi kemer sıkmaktan bahsediyorsa arkasında başka bir şey vardır. Çünkü işte devletin kullandığı bilmem kaç tane aracı satışa çıkararak Türkiye ekonomisini ayağa kaldıramaz. Çünkü Türkiye ekonomisi diz çökmedi. Türkiye ekonomisini soğutmak istiyorlar. Mesela bu. Eyvallah Eyvallah. 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 Hocam çok teşekkür ederim. Bayağı vaktiniz Eyvallah. var. Eyvallah. Ben teşekkür ederim efendim. Kendinize iyi bakınız. Hocamın kanalı aşağıda açıklamalardan bakabilirsiniz. Kitapta yazmaz değil. Lütfen abone olup oradan da bildirimleri açın. Aynı şekilde benim kanalda aşağıda abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiğiniz zaman videomuz ön plana çıkıyor. Beğeni sayısına takılmıyoruz ama işte algoritmalar böyle. Az önce işte YouTube falan dedik. Algoritmaya göre öne çıkıyor. Daha çok işi istifade edebilir inşallah. Hocamızdan bu sayede Evet, Allah'a verirse Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Allah'a emanet olun. Hocam ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık diyorum. Allah'a emanet. Allah'a emanet olun.